Yeniden sevgi dolu, örgü dolu merhabalar. Çok güzel bir tığ işi çalışacağız. Şu günlerde böyle dolaşıyor. Bilinen bir örneği farklı versiyonda yapmışlar ve örneğimiz yandan başlayarak devam edecek. Örnek çok kolay ve böyle çok modern. O yüzden hemen geçelim. Herhangi orta kalınlıkta bir ip, 3 milimetre tığ kullanacağım. Tonumuz da çok güzel. Örnek yandan örüleceği için. Yandan ne demek? Mesela bir kazak, hırka, süveter. Yan dikiş kısmı yok mu? Dikey olarak. Yandan böyle gelecek. Kesmeler de doğal olarak böyle standart ilerleyişimiz gibi değil. Şöyle dikey gelindiği için yukarılarda ve aşağıda olacak. Kenarlarda olmayacak kesme işlemi. Projemizin uzunluğu kadar zincir çekeceğiz. Şimdi burada sanki bir kolu başlıyormuş gibi veya kazak hırka örüyormuşuz gibi lastiği ile birlikte göstereceğim ki fikir olsun. Zaten kenarını düz yapmak isteyenler istediği gibi yapabilirler. Sonra da lastikte dolaşarak tığ ile uygulayabilirler. Bu kadar yeterli. Şöyle bir miktar lastiğe ayırırız. Kalanını da örnek için uygularız. Birinci sıra, iki tane zinciri atlayarak onu birinci trabzan yapıyorum. 2. İstediğimiz ölçüde, yani lastiğin yukarıya doğru kalınlığını ne kadar istiyorsam. İnce lastik, kalın lastik. İki tane daha yapacağım. Biraz kalın olsun. Örneğimizde 4 V katlarından oluşmakta. Böyle iyidir. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10. 11 tane trabzanla başladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Alttan 1, 2, 3, 4 tane zinciri atlıyorum. Beşinciden şöyle içinden kaydırma dikişle kenar biyesiyle geçiyorum. En sonki yandan bağcıklı şu siyah beyaz süveteri izlemeyen arkadaşlarım bakabilir. Yine çok güzel bir bere ördük. Bitmiş projeleri de bir taraftan yetiştiriyorum. Arada da böyle örnek videolarıyla devam edeceğiz. Şimdi içinden kaydırma tekniğiyle zincirden alarak 4 tane ilmeği ördüm. 1, 2, 3, 4. Yalnız dokusu bütününde o kadar güzel olmuş ki lastik gibi örmeye değecek bir örnek olmuş. O yüzden zaten anlatıyorum. Böyle birinci sıramız böyle. Burası lastik. Burasını kol uzunluğu olarak varsayın veya bir süveterin omuzuna kadar olan kısım düşük kol. Düşük kol örerseniz daha rahat örersiniz. Böyle dikey olarak boyu kadar, eni kadar değil, boyu kadar öreceğiz. Projemiz ne kadarsa. Dörder zincir atlayarak ve içinden geçirip dörde tamamlayarak. Sık iğne yerine bu şekilde örüyoruz. Ve kenar kısmı. Böyle bitirelim. Tamamladık. Burada dikkat edelim. Alta doğru dönmeyelim. Şöyle hemen hiç bozmadan başlangıcı altta tutarak geriye dönüyorum. Bir zincirle dönelim. Hemen önümüzdeki bir alt sırada ördüğümüz zincirleri bu defa 4 tane kaydırma ilmeği örüyorum. Bu kafesleri genişliği büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Şu zincirin üzerinden. Şöyle zincirin arkasından alırsak şöyle daha iyi olur. Şöyle. Aynen kenar biyesi bakın. Şöyle.
O zaman ilmekler öne doğru dönük duracağı için her sıra yatay bir ilmek görüntüsünde olur. Kaç oldu? 1, 2, 3. Bir tane daha. 4. Şimdi 4 zincir. Hemen şöyle döndürerek arkasına doğru. Bakıyorum, trabzanın boyuna eşit bir yükseklik var. O yüzden hemen önümdeki trabzanları da böyle ardından alarak, burada bir 3 boyut kazandıracağız. Lastik görünüm olması için biliyorsunuz tığ örgüde sırtından böyle ardındaki ilmekten tek tarafından alıyoruz ki orada bir 3 boyut oluşuyor. Derinlik oluşuyor. Şöyle. Lastiğin örnekten daha yüksek olmaması için sıranın sonunda döndükten sonra bir zincirle sıradaki ikinci trabzandan bir zincir birincisi olsun. Böyle 11 tane yine içinden geçerek evet 11 adet. Şimdi kayma işlemi yaptığımız yerden zincirli atlıyorum, köprü yapıyorum. Alt sıradaki 4 zincirin üzerinden kayma işlemi yine. Şimdi burayı böyle yatı yapıştırmayacağım. Şöyle bir küçük trabzanla bağlayacağım ki seviye eşitlensin. Tekrardan ve lastik kısmında sıranın sonunda yeniden şöyle ardındaki ilmekten alarak şöyle tek tarafından alarak şimdi bu lastik kısmını böyle ince ince giderek büzerek de yapabilirsiniz. Trabzanlarla genişleterek düz de yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada trabzan yapacağım. Yine ardından alarak. On bir tane. Şimdi dört tane zincir. Yeniden aynısı. Bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldik ve bağladık. Zincir olarak bittiği zaman bağlıyorum. Sonra biye olarak döneceğim. Diğer sırada şöyle iki tane zincire döneceğim. Kenar kısmının düz olması için dedikten sonra böyle bir trabzan, şöyle iki sıra biye, bir trabzan şeklinde gidersek kenar lastiğimiz düz olacak. Bu ama kolucunda ama
hırka ucunda. Düz istiyorsak, düz istiyorsak böyle. Şimdi ben bu yaptıklarımı sökeceğim. Farklı bir şekilde yapacağım. Kalın iple şöyle bombeli, büzülmüş bir kol ucu veya hırka ucundan sonra genişleyen görünümde örmeniz için kenarını nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Papatya Tweed Junkie. Evet, Hobifi mağazasından alıyoruz. İnternet siteleri ve Instagram sayfaları var ve güzelim Knit Pro Zing'in tığ setinden 5,5 mm. 5 ile de olur, 4,5 ile de olur. Nasıl arzu ederseniz. Bu örneğin büyük parçalarının resimlerini de koyacağım ve hak vereceksiniz. Çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Daha videomuz devam ediyor, bitmedi yani. Bizde uyduruk şeyler olmaz, değil mi? Benim izleyicilerim her şeyin en iyisine ve kalitelisine layıktır. Papatya'nın renk numarasını verelim. 100 gramı 150 metre. Renk numarası 69-70. Çok güzel bir yağ yeşili. Yeterli. Sırayı biye ile başlıyorum. 2 3 Çok güzel kışlık hırkalar olur. Süveterler olur. Dokuz tane. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. 5 de olur, 3 de olur, 6 da olur. 4 taneyi yine atlıyorum. Onunla birlikte 2, 3, 4. İlmek kaydırmalı bir teknik olduğu için çabuk bitmesi için böyle kalın ipleri tercih edebilirsiniz. Ama yazlık kısa kollu bir bluz örerseniz de pamuk kotonlarla, merserizelerle vakti olanlar çok güzel olacaktır. Şöyle kafesiyle bitireceğim. 4 ve katları artı 1 oldu. Bir zincirle döndüm. Biraz önce örneğin anlatımında gösterdiğim gibi zinciri bir defaya mahsus şöyle çevirin. Zaten çok kolay bir şekilde zinciri şöyle döndürürseniz, bakın şöyle bir şey göstereyim. Tek hamlede. Çok kolay örülüyor. Bitti. 3, 4 zincir. Döndürüyorum. Elimin içine yerleştirdim. Şöyle bir lastiğe geldik. 4'ten sonra böyle yapabildiğiniz gibi şöyle tek seferde de çekebilirsiniz. Ve bu defa büzgülü bir kol ucu veya hırka ucu ne örüyorsam, bere istiyorsam, ayarlayabilirim. şöyle Ben bir elimi zincir. ayarlayabilirim diyenler, böyle kalın tığla zorlananlar, alışkın olmayanlar ince tığı alsın. Mesela bu 4 milimetre, 4, 4,5. Şöyle ama bol, yani relax, sakin örerek yapabilirse rahat eder. Bu örnekte tığ kullanımı önemli. Çünkü hep biye yapacağım. Hep biye yapacağız. Dokuz tane kenar lastiğini tamamladım. Yine biye olarak önüme bakıyorum. Atlama kısmındayım. 1, 2, 3, 4. Bakın gevşek. Ama gevşek yapamıyorsanız, ayarlayacağım derken örgünüzü bozuyorsanız olduğu numarada örün. Ve şöyle. Bir kez döndürdüm. Tamamlıyorum.
Burası kola veya omuza gelen kısım olduğu için düz olması gerekiyor örgünün. O yüzden bir önceki anlatımdaki mantığı kullanacağız. Yani şöyle bir gidiş geliş sırasında buraya dipten bağladıysam, şimdi burada şöyle 4 ilmekten sonraki kısımdan 5.'den bir trabzanla bağlayacağım ki kenar kısmı düz olsun ve ilerlesin. Bir zincirle dönelim. İçinden geçtiğim zincirdeyim. Şöyle. Evet, ben de ince tığla biraz daha rahat ettim. 1, 2, 3, 4. Şöyle döndür. Aynı. Aynı mantık, aynı teknik. Hiçbir şey yok. Bu kenar kısmına şöyle bir badem diyeyim, gidiş gelişte dar yapıyorsak, diğerinde trabzanla çıkacağız. Şu mesafeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ve burayı da tamamen her sırada biye olarak örüyorum. Büzgülü durması için örelim, ne çıkacak ortaya? Bakın çok kolay örülüyor. Ve budur. Ben bu fikri beğendim. Yandan başlamalı. Dikişe de gerek yok bence. Çünkü kolun veya gövdenin bir tarafını bitirdiğinizde şu kafeslerin orta noktalarından karşı parçaya sanırım tığ ile yapabiliriz. İpin rengi çok güzel. Tweetleri var içinde. Lastik kısmında birer zincirle döndüğümüzde birazcık daha bol ve birazcık çıkıntılı bir dönüş olabiliyor. O yüzden hiç zincir çekmeden dönerseniz bu şekilde bir kenar elde ediyorsunuz. Artık o kısma kendi isteğinize göre karar verirsiniz. Kremiyle de çok güzel olur. Vizon renkleri, beyaz. Şöyle ilginç bir örgü. Bakın lastiğimize. Böyle biye gibi yürütürsek aynen şiş örgüdeki bir düz bir ters görünüm olmakta, sık iğneden köşe dönüşlerinde bir zincir çekmeden hemen birinci biyeden alarak yapalım. Daha düzgün oldu. Ben de ilk defa bu şekilde yan olarak denedim. Hatırladığım kadarıyla. Evet, örneğimiz kolay ama biye olarak örüldüğü için birazcık geç ilerliyor. Ben uğraşamam diyenler, muhakkak içinizden sık iğne yapsam olmaz mı diyecek olanlarınız var. Görüntü biraz daha farklı olur ama sık iğne de olur. Hemen boşluktan 4 tane sık iğne alırsınız. Zincirin içinden değil, boşluktan alırsınız. 4 zincirle atlarsınız. O da olur. Güzel bir fikir. Kim bunu düşündüyse tebrik ediyorum. Düşük kol örmenizi tavsiye ediyorum. Hırka veya yelek ördüğünüz zaman şöyle yandan başlayarak kol altındaki kesme kısmında her bir kesişte 4 zincirden geri dönerek. Yani geldiniz buraya, 4 zincirle kapatıp bitiriyorduk ya. Hayır, bırakıyorum. Geriye doğru dönerek devam ediyorum. Yani şöyle merdiven gibi minik basamaklar halinde kademeli kesim olur. Ama tığla lastik toplandığı için kollarda falan olsun, görüntüde bir sıkıntı olmaz. V yaka yapmak da çok kolay. Yine şöyle kademeli olarak bakın şu basamağı takip edin. Şunu her sıra için takip edin. Küçük minik kademeler halinde şöyle bir rahatlıkla istediğiniz modeli örebilirsiniz. Düşük kol örenler için zaten hiçbir zorluğu yok. Dümdüz örün gidin. Bilek ucunu ve etek ucunu büzgülü lastik isteyenler böyle büzerek yapsınlar. Yok ben sonradan öreceğim diyenler şu kenar gibi bu kenarı da düz devam ettirsinler. Sonrasında eklesinler. Veya ilk örneğin başlangıcında anlattığım gibi bir sıra trabzan, iki sıra biyeli olmak üzere dengeli bir şekilde ilerlesinler diye tavsiye ediyorum. Evet, projelerimiz devam ediyor.
Gönül istiyor ki hepsinde her seferinde 2-3 güne bir bitmiş proje yayınlayalım. İmkansız değil. Sizler güzelce beğenilerinizi yapar, ücretsiz abone olur, paylaşım ve yorumlarla kanala destek olursanız, izlenimlerimiz daha fazla kitleye ulaşırsa ne yaparız? Maddi olarak da bir sermaye döngüsü olacağından dolayı işime daha fazla yatırım yapabilirim ve sizlerden oluşacak bir ekip kurabilirim, atölye açabilirim. Ölenlere dağıtarak ben işin beyin kısmında olmak üzere ekibimde el emeği kısmında olmak üzere çok da güzel, verimli bir iş yaparız diye düşünüyorum. Gönlümden geçen budur. İnşallah diyelim. Evet, bir projemizin daha sonuna geldik. WhatsApp hat numaramızı verdik. Instagram bağlantılarım. Sayfalımı soruyorsunuz. Bütün videolarımın altında açıklama bölümünde var. Bazen yorumlara da sabitliyorum. Bütün sosyal medyalardan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da da organik bir şekilde 40 bin takipçiye ulaştık. Organiktir. Hiçbir etkinliğe katılmadım. Bir kez ilk açtığımda merak ettim. Katıldım ama kesinlikle benlik değil. Benim işim bana yetiyor. Hepsi de organik. Hepsi de gönüllü, rızalı ve kendileri beğendiği için gelen insanlar. Benim için bu önemli. Ama erişimlerimiz 40 bin takipçiye göre kat kat üstünde, YouTube'da olduğu gibi. Evet, yeniden görüşmek dileğiyle, sevgiyle, örgüyle ve muhabbetle kalın.